Merhaba sevgili dostum. Bazı insanlar iyi niyetli insanları, hassas insanları, merhametli insanları çok güzel manipüle edebiliyor. Sen oraya çıkmasın diye, kavga olmasın diye, gerginlik olmasın diye alttan alırken o bu durumu senin memnuniyetin olarak yorumlayabiliyor. O bu durumu kendisinin haklı olması olarak yorumlayabiliyor. Sen ne kadar hassas isen, ne kadar oraya çıkmasın, sorun çıkmasın, olay büyümesin diye düşünürken karşıdaki bunu bir süre sonra fırsata dönüştürebiliyor. Ama unutma, en az kavga çıkaran kadar bazen cesur olmak gerekiyor. Her şeyi bazen sadece biz hesaplamak zorunda olmamalıyız. Kavga çıkacaksa çıksın. Bazı kavgalar çıkmalı. Bazı kalpler kırılmalı. Bazı insanlara dur denilmeli. Bazı konularda net olunmalı. Bizler sustukça, bizler alttan aldıkça, bizler idare ettikçe bazıları bunları haklılık olarak görmekte, bazıları bunları bizim memnuniyetimiz olarak keyfine göre yorumlamakta ve istedikleri gibi davranmaya devam etmektedirler. Oysa gerçekte bu böyle değil. Biz olay büyümesin, ortam gerilmesin diye sustukça onlar bunu fırsata çevirmeye başlıyor. Merhametimize, İyi niyetimize işte bu şekilde kurban olabiliyoruz. Ne zaman ki dik durdun, ne zaman ki kendini ifade ettin, ne zaman ki rahatsızlıklarını ortaya koydun, bakıyorsun o zaman bir şeyler yavaş yavaş değişiyor. Her ne kadar ilk başta bunu reddetseler, kabul etmeseler bile sen dik durdukça ve bazı riskleri göze aldıkça onlar da bazı risklerle karşılaşacağını görmeye başlıyor. Sen sesini çıkardıkça onlar senin sesinden rahatsız olmaya başlayabiliyor. Unutma, her zaman vurguladığım bir şey vardır. Değişim acısız olmaz. Bazen içimiz acır, bazen ilişkimiz acır. Ama karar vereceğiz. Ya kendimiz olacağız ya da hayat boyu insanların bize biçtiği rolü kabul edeceğiz ve kendi istediğimiz hayatı yaşamaktan vazgeçeceğiz. Bu da ne kadar mümkün, ne kadar sağlıklı, o da ayrı bir tartışma konusu. Ne dedik? Sen susarsın, o bunu memnuniyet zanneder. Sen alttan alırsın, o bunu kendi haklılığı zanneder. Ve ileride bir gün sesin çıktığında da keşke söyleseydin der. Keşke ifade etseydin diye bir de üzerine seni suçlayabilir. İleride bir gün hem bedel ödemiş hem de suçlanmış biri olmak istemiyorsan yeri ve zamanında kendini ifade etmeyi sürekli alışkanlık haline getirmelisin. Biz bir yetişkin olarak anlaşılmak zorunda değiliz. Biz bir yetişkin olarak derdimizi anlatmak zorundayız. Anlatmak bizim kişisel sorumluluğumuzdur ve kendimizi ifade etmek, artı kendimizi mutlu etmek bizim kendimize karşı borcumuzdur. İnsanlar bizi anlamak zorunda değil. İnsanlar bizim zihnimizden geçeni bilmek ve bulmak zorunda da değil. Bu zaten çok da mümkün değil. Zihin avcılığı, fikir avcılığı, zihin okuma aslında insanın yaratılışına çok da uygun değil. İnsanlar başkalarının yüzlerce fikrini okumaya çalışır. Bunlardan 2-3 tane doğru çıktığında da kendinde üstün bir yetenek olduğunu zanneder. Bak gördün mü, tahmin ediyordum altında bu yatıyor gibi. Oysa birçok şeyi düşünürüz ama belki bazıları tutar. Kaldı ki buna neden gerek duyuyoruz ki? Neden zihin okuyoruz ki? Neden sürekli altında bir şey arıyoruz ki? Ya da neden sürekli birilerinin de bizim zihnimizi okuyup demek istediğimizi anlamalarını bekliyoruz ki? Biz bir yetişkin olarak kendimizi anlatmakla yükümlüyüz. Alttan almak, idare etmek, bunlara her zaman ne diyorum? Bunlar lokal ise, arada oluyorsa sorun yok. Ama sürekli alttan alıyorsan, sürekli idare ediyorsan, sürekli hep bir şeyleri sen toparlıyorsan, bu bir süre sonra senin görevine dönüşmeye başlıyor. Ve insanlar bir süre sonra bunu senden sürekli talep etmeye başlıyor. Ve yapmadığında da sanki mesaiye gelmemiş bir çalışan gibi hesap sormaya başlıyorlar. Ve görevini sanki yerine getirmemişsin gibi bir de seni suçluyorlar. O halde ne yapmak lazım? Zihin okumamak lazım. İnsanların da bizim zihnimizi okumasını beklememek lazım. Fedakarlığı da, idare etmeyi de, alttan almayı da durumsal olarak daha çok yapmak lazım. Yani süreklilik yerine durumsallığı esas almak lazım. Sen bir şeyi sürekli yaparsan, ister bu iletişimde olsun, ister iş bölümünde olsun, bu bir süre sonra senin görevine dönüşmeye başlıyor.
ve senin görevine dönüştüğünde de sen insanlara bu rolü alıştırmış oluyorsun. Yıllar sonra isyan ettiğinde de pek güzel şeyler duymayacaksın. Hatta daha çok kırılacağın bir cümleyle karşılaşabilirsin. Yapmasaydın. Finalde biz yetişkin olarak zihin okuma hakkına sahip değiliz. Zihnimizin okunmasını beklemeye de bu hakka da sahip değiliz. Ayrıca insanların bizi anlamasını beklemek zorunda değiliz. İnsanlara derdimizi onların da anlayacağı dille anlatmak zorundayız. Anlatmadan anlaşılmayı bekleyemeyiz. Leb demeden leblebiyi bekleyemeyiz. Leblebi olduğu gibi anlasınlar, biz buna bile razıyız. Böyle olunca birikmiş öfkelerimiz olmaz. Böyle olunca aniden patlamalarımız olmaz. Böyle olunca yıllarca en çok alttan aldığımız insanlarla birdenbire ilişkileri kesip atmış olmayız. Böyle olunca en çok fedakarlık yaptığımız insanların gün gelir öksürüğüne tahammül edemediğimiz insanlar olmasına yol açmamış oluruz. Çünkü sürekli alttan alan, sürekli idare eden insanların günü geldiğinde en çok da o fedakarlık yaptığı insanlara, en çok da o emek verdiği ilişkilere tahammül edemediklerini görüyoruz. Birikmişlikler bazen son nokta olabiliyor. Çünkü mermeri kıran 100. damla değildir, ondan önceki 99 damladır. Sen de kendini bir ilişkide her zaman ifade etmekten çekinme. Şunu diyebilirsin, işte anlamıyor, anlaşılmıyor, olsun, susmaktan daha iyidir. İçinde kalacağına bağırmadan ve susmadan ifade etmeyi kendine bir düstur haline getirmen gerekiyor. Anlaşılsın, anlaşılmasın. Biz önce kendimiz için kendimizi ifade etmek zorundayız. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı unutma. Kendine de iyi bak.